Fındıklı Parkı son günlerde demir çubuklarla kapatıldı. Bazı söylentiler var. Siz ne biliyorsunuz bu konuda? Neler oluyor parkta? Şimdi e, bizim de e, bilgimiz aslında sizden fazla değil e, ve orada e, fındıklı da e, çünkü bu çevrilirken e, halkın itirazları son, sonrasında, basının e, kamuoyunu bilgilendirmesi sonrasında e, büyük ebeveysiz çıkıp. Ee, bu projenin sahibi çıkıp bilgilendirme yapmadı. Ee, neden yapmadı? O da ayrı bir konu. Ee, demek ki orada e, Büyükşehir Belediyesi aslında gerekli e, formatları gerçekleştirmeden, planlama süreçlerini gerçekleştirmeden bir adım atmış. İhale yapmış ve bir ihale alan firma orada iş yapıyor. Suç işlenmiş yani açıkçası. O görülüyor ki. Yani, e, başka türlü orada hemen böyle çekip gitmeleri itiraz üzerine e, şeyli tabloları söküp götürmeleri mümkün değildi. Şimdi Fındık'ta bildiğimiz kadarıyla geçmişte de yani e, bir kapataştan e, Beşleş üzerinden e, masla doğru, daha doğrusu e, zincirli kuyuya doğru ve oradan e, galiba bildiğim kadarıyla yine mağut paşaya doğru e, uzanan bir metro hattı var. Metro hattını zaten yıllardır meslek odası olarak da uzmanlar olarak da savunduğumuz bir şey. Ama bunun e, metronun bir planlama işi olduğunu, ulaşımın bir planlama işi olduğunu biliyoruz. E, bunun da e, maalesef Büyükşehir şey Belediyesi'nin de e, bir planlama e, içinde davranılması gerektiğini e, düşünüyoruz, e, söylemek zorundayız. E, bunu görmüyoruz. E, Fındıklı Parkı'nın da bu e, metro hattının şantiyesinin kurulacağını, Oradaki şantiyede o şantiyeyi kurmaya çalışanlar tarafından e, söyledikleri için biliyoruz. Oraya bir şantiye kurulacağı, iki yıl kapatılacağı e, parkın e, ve e, iki yıl boyunca o metro e, şantiyesinin e, bittine sonra inşaat. Biliyorsunuz hangi projesi iki yılda bitti e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onu da biliyoruz. E, ama e, taviz edilen süre bu. Bu süre boyunca da e, Fındıklı Parkı insana kapatılacak. Ee, ve e, parksız insanın denizle buluşması, çocukların e, tek Beyoğlu'ndaki bu yakadaki, Kapataş'taki çocukların tek oyun alanı e, Fındık Parkı e, insansızlaştırmış olacak. Yani bunu biz e, doğru bulmuyoruz. Vatandaş olarak da insan olarak da e, mimar olarak da, meslek odası olarak da doğru bulmuyoruz. Yani bugün e, Fındıklı'da eğer bu metro yapılacaksa Evet yapılmalı çünkü ulaşma büyük katısı olacağını düşünüyoruz ama şantiyenin kurulacağı ya da metro güzergahının girişinin çıkışının yapılacağı yer fırıldık Parkı olmamalı. Bugün belediye bunu çözebilir. Başka türlü çözmeli. Bir binayı kamulaştırıp çözebilir farklı yerlerde bunun çözecek plan tabi şurada burada çözebilir demiyorum şu anda diyemiyorum. Bu bir planlama işidir. Bir masa oturulup konuşulacak bir şeydir. Ama Fındık Parkı değildir burası. Fındık Parkı insan içindir. İnsanın denizde buluştuğu alandır. bir gün dahi olsa bir park insana kapatılmamalıdır. Bugün Perşembe pazarından Haliç'ten beş yaşa kadar çocukların, insanların Yaralı tek park var. Fındık Parkı. Bu kadar değerlidir. İstanbul e, İstanbul e, boğaz, içinden boğaz geçiyor, deniz geçiyor. İnsanlar denize ulaşamıyor ama. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani deniz hemen e, dibinde dört tarafı denizle çevrili bir kente yaşıyoruz. İnsanlar denize ulaşamıyoruz. Ulaşamıyor. Deniz kenarında e, ya da e, koskoca tarihi 2000 yıllık bir e, Beyoğlu kentinde, Beyoğlu ilçesinde e, insanlar e, şeye denize ulaşamıyor. Ya da bir parktan yararlanamıyor, faydalanamıyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bu nedenle metronun e, girişinin, çıkışının, şantiyesinin kesinlikle ve kesinlikle parkta yapılmaması lazım. Vatandaşın ve sizin meslek odası olarak itirazlarına rağmen devam ediyor mu bu süreç? Şu anda e, durdurulmuş durumda. E, Fındıklı Park e, şantiye kurulması durdurulmuş durumda itirazlar sonrasında. Ama niye durduruldular? onu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki e, tarihi yarımada şey Beyoğlu 93 yılında kentsel sit tarihi kentsel sit ilan edilmiştir. E, burada yapılacak her türlü e, şantiye şantiye işi belediyenin de kamu işi de olsa e, koruma kuruluna izin alması gerekir. Orada ağaçlar vardır. Maalesef ağaçlara ilişkin eee çevre şehircilik bakanlığına bağlı e, tabiat e, biliyorsunuz e, AKP ile birlikte e, koruma kurulları ikiye ayrıldı. E, tarih yapıları Kültür Bakanlığına bağlı kur kurullara ilgileniyor. E, tabiatla ilgili e, şeyleri e, nedir koruma e, korunusunu kur ise e, çevre şehircilik bakanlığına bağladılar. Orada tabiat komisyonları var. Tabiat yani memurların oluşturuldu. E, emirle e, yürütülen komisyonlar var. Bu komisyonlar değerlendiriyor ve o komisyonlar demiş ki fındıktaki ağaçlar için bunun e, korunacak bir şeyi yok, değer yok. Belediyesi değerlendirsin bunu demiş. Yani oradaki fındıklı parkındaki ağaçların kesimi konusunda izin vermiş. E, sökülmesi konusunda izin vermiş. E, bu tarihi yarmada şey tarihi yarmada diyorum pardon yanlış söyledim. E, Beyoğlu kentsel sit alanında böyle bir e, karar, yorum kabul edilemez.